insandaki beslenme, beslenme dışında bazen her şeydir. Sizler kimliğinin peşinde personasını arayan bir atı bir şey yemeden karşınıza gelecektir. O yüzden aynı masaya oturup yani buna neden ihtiyaç duyduğunu anlamak ve belki gereksinimlerin desteklenebilecek kısmı. Ama bazı şeyler popüler olurken kimlerin de zengin olduğuna bakmak zorundayız. Sonuçta bunun A ya da B akımı olması değil, tabağın içindeki şeyin sağlıklı olması önemlidir. Tabii popüler beslenme akımları oldukça fazla ama biz böyle günümüzde baktığımızda bir kısım ergen daha çok kimlik mücadelesiyle daha çok bitkisel bazı beslenmelere yöneliyor. Vejetaryen, vegan beslenmelere. Bir diğer grupta daha çok beden imajı üzerinden daha fazla bir kas kitlesine sahip olmak ya da kilo verebilmek adına daha çok glutensiz beslenme, ketojenik beslenme, aralıklı oruç iftiyetlerine başvurabiliyor. En çok bunları görüyoruz. Bahsettiğimiz grup aslında 12-18 yaş arasındaki grup. Maalesef çoğunluğu bir medikal ya da diyetetik bir süpervizyonla bu işi yapmıyorlar. Burada aslında en çok etkisini gördüğümüz şey ya bir akranı tarafından önerilen bir diyeti yapma ya da bir sosyal medyada takip ettiği işte bir influencer olabilir, bir site olabilir. Bunun üzerinden yapılan izleme göre bunu yapma şeklinde. Tabii buradaki temel sorun da oradaki verilen önergelerin doğruluğunu ya da yanlışlığını, verilen besinlerin içeriğini, yeterliliğini, kendi vücudunun ihtiyaçlarını çok da fazla gözetmeden daha çok bir akımın parçası olma, bir kimliğin parçası olma şeklinde uygulamaları. Kızlardaki genel olarak en sık gördüğümüz motivasyon kilo vermek esasında. Kilo vermek için yapılan diyetlerde kız hastalarımızda daha çok uzamış açlık, intermittent fasting diyetlerini çok fazla görüyoruz. Bir de bazı kız hastalarımızda hem kilo vermek için hem de işte biraz daha cilt sorunlarını düzeltmek, işte şişkinliği azaltmak gibi durumlarda glutensiz beslenme. Bu arada biraz FODMAP'i de fazla görmeye başladık gerçekten de. Çok sıkı kuralları olan bir diyet. Yani çok fazla çeşitli besin diyetten alınacağı için özellikle eğer bir doktor tarafından indikasyon konulmadıysa, diyet özellikle yakın bir şekilde diyetisyen tarafından izlenmektedir. Ciddi olarak kaloride eksiklik ve hastalarda ciddi yeme bozukluklarıyla kendisini gösterebilir. Son dönemde birazcık sık duymaya başladık gerçekten de adolesan yaş grubunda da. Erkeklerde ise daha çok kas kitlesinin arttırılması, atletik performansın arttırılması gibi bir motivasyonla daha çok bu diyetler yapılıyor. Beden algısıyla ilgili bir diyet tercihi yapılıyorsa daha çok erkeklerde ketojenik diyet çok fazla tercih ediliyor. Onu çok görüyoruz. Bakıldığında bu diyetler içerisinde hangi diyet modalitesi en çok beslenme bozukluğuna, yeme davranışı bozukluğuna yol açıyor adolesanlarda diye. Gerçekten bu IF diyetleriyle ilgili çok belirgin böyle bir çalışma var. Oldukça da yakın tarihli bir çalışma. Geçtiğimiz son 2-3 yılın çalışması. Yaklaşık 2800'e yakın adolesan genç erişkin arasında yapılan bir çalışmada en fazla kullanılan 16 saatlik açlık, 8 saatlik tokluk penceresini yapmışlar. Burada özellikle 16-8'in de ötesinde mesela 5 günü kişi serbest besleniyor ama 2 gün neredeyse hiçbir şey yemiyor. Şimdi bu zaten aslında adolesanın beslenme ilkesine de çok aykırı. Çünkü hani orada yani bir günü bir kişiye işte sadece kahve, sadece su, sadece çay vermeniz hala çocukluk yaş grubunda olan birine zaten bir hekimin önereceği bir şey değil. O yapılan çalışmada da gerçekten de son bir yıl içerisinde IF diyetini kullanan adolesanlarda çok belirgin olarak, istatistik olarak anlamlı bir şekilde beslenme bozukluğu skorlarında ölçüm değerlendirmelerinde belirgin patolojiler saptanmış maalesef. Yine bu çalışmada da bu ilerleyen dönemde hastalarda bu binge eating dediğimiz aralarda hiçbir şey yemeyip fakat sonrasında tıkınırcasına kendini durduramadan yeme atakları, kendini kusturma, işte bir takım ilaçlar kullanılarak tuvalete çıkmanın uyarılması ve kendi performansının çok daha üzerinde bizim kompulsif dediğimiz aşırı miktarda maalesef fiziksel aktivite yaparak kilo kaybının ve kas alımının sağlanmaya çalışıldığı ortaya çıkmış, kanıtlanmış bir veri maalesef. Bir kere bütün bu bahsedilen diyetlerin hepsinin gerçekten yapılması gereken tıbbi durumlar var. Ve bunlara bir hekim karar verdiği sürece hastaları biz zaten bu diyetleri uyguluyoruz. Fakat buradaki temel kural hekim bunun kararını verecek ve bir diyetisyenle beraber hem hekim hem diyetisyen hem hasta hem hastanın ailesi bunu beraber kontrol edecekler. Belki de yıllar boyunca etkisini gösterebilecek yeme davranışı üzerine olumsuz etkiler ortaya çıkabilir. Bunun çok yakın kontrolü lazım. Zaten bunu hekimler yaptığında bu sorunların çoğunun üzerinden geçiliyor. Sosyal medyadan kendilerine verilen hiçbir bilginin gerçekliğini teyit etmeden zaten uygulamasınlar. Birinci kural bu. İkincisi beslenme
bir hekim tarafından verildiğinde bile aynı kişiye birden fazla beslenme modeli tanımlanabilir. Çünkü çok bireysel bir şeydir. Sonrasında hayatlarında yemeyle ilgili kötü anılara da sahip olmamaları için bu süreci yapacaklarsa eğer, buna kararlılarsa mutlaka bir hekim ve diyetisyen kontrolüyle beraber yürütmeleri gerekir. Ekonomiye katkı da olabilir. Ulaşılabilir, güvenilir, yeterli, kaynakları tüketmeyecek, karbon ayak izinin azaltılması yönünde çalışmalar yapıldı. Bizler büyük olasılıkla uzunca bir sene bunu konuşacak olacağız. Ki zaten 2019 yılında, 2050 yılında biz 10 milyar insanı hem dünyamızı koruyacak şekilde